Yıllardır gizemi merak edilen Tarsus'taki kazı hakkında aslında konuşacak çok şey var. 5-10 haftada kayıt almıyorsunuz değil mi? Birçok gizeme ev sahipliği yapan Tarsus, geçmiş çağlardan günümüze kadar uzanan inanılmaz bir tarihe sahip. Fakat buraya odaklanmamızı sağlayan şey esrarengiz bir kazı oldu. Bu konuda yaptığım araştırmalar sonucunda elbette bazı sonuçlara ulaştım ve bugün sizlere bunu paylaşacağım. Hazırsanız başlayalım. Hikaye 2011 yılında başlıyor. Rivayet o ki yıllar önce Ermeni bir kadının eline bir harita geçiyor. Belki de nesillerdir onda olan bir haritadır, bu bilinmiyor. Ermeni kadın haritayla ne yapacağını bilemiyor ve bu süreçte harita aylarca onda duruyor. Daha sonra bir karar alıyor ve bu işle ilgilenen birilerini buluyor. Defineciler haritanın yerini tespit etmek için araştırmaya başlıyor. Bir süre sonra haritanın işaret ettiği yeri buluyorlar. İşte o meşhur kazı yapılan bölgeyi. Ev sahibiyle kira için görüşüp ederinin 5-10 mislini teklif ediyorlar ve nihayetinde başarıyorlar. 2011 yılının sonuna doğru kazılara başlanıyor. Kazı devam ederken ekipten bazı kişiler arasında anlaşmazlık oluyor ve bir kişi onlara inat gidip bu kazıyı şikayet ediyor. Daha sonra kazı yapan ekip dağılıyor fakat her şey bu noktada aslında yeni başlıyor. Emniyetten yetkilendirilen polis memuru Mithat Erdal defineyle ilgili görevlendiriliyor. Görevi ise kendini defineci gibi tanıtıp kazı yapan ekibin yani burayla ilgilenen bilgisi olan ekibin güvenini kazanıp aynı zamanda gidişat hakkında emniyete gizlice bilgi vermek. Aradan kısa bir zaman geçiyor ve bu süreçte polis memuru sürekli bilgi veriyor. Onun iddiasına göre içeride altından 32 şamdan, kadeh, sikke gibi birçok değerli varlık olduğunu bildiriyor. Bunun üzerine definecilerden önce bazı polis memurları buraya baskın düzenliyor. Olay sonrası ilginç bir şey yaşanıyor. Tutanaklara bakıldığında hazineden hiç bahsedilmediği görülüyor. Meğer emniyetten bazıları en başından beri Mithat Erdal'ı bu hazineyi ele geçirebilmek için kullanmış. Meğer hepsi şebekenin içerisindeymiş. Tüm bu olanlara karşı çıkan Mithat Erdal, eşine bunları anlatır ve Ankara'ya şikayet edeceğim der. Üstelik elinde o gün kazıda çektiği görüntülerin yer aldığı bir CD de vardır. Bu bir şekilde öğrenilir ve 2012 yılının başında Mithat Erdal şakalaşırken eşinden vurulur ve hayatını kaybeder. Eşi bunun bir cinayet olduğunu, olayın üzerini kapatmaya çalıştıklarını iddia eder. Devam eden süreçte gerçekten de öldürüldüğü ortaya çıkar. Öldüren kişi 25 yıl hapis cezasına çarptırılır. Aradan yıllar geçer. Geçmişte bu kazıyla ilgilenen bazı emniyet mensupları tutuklanınca itirazları sonucu yıllarca hiçbir sonuç alamayan Mithat Erdal'ın eşi dosyanın yeniden açılmasını sağlayan mektubu Cumhurbaşkanı'na gönderir. Belki de bu konuda önemli bilgiler ve belgeler paylaştı, bu bilinmiyor fakat aynı yıl soruşturma başlatılır ve bölgenin araştırılması emri çıkar. 2016 yılında kazı resmen başlatılır. Fakat kazı başlatıldıktan sonra etraf enteresan bir şekilde mavi brandalarla örtülür. Kazı başladığından beri herkesin merak ettiği tek şey orada ne olduğudur. Kazının başladığı yerin uydu görüntüsü. 2011 yılına ait. Her şeyden öncesine. Ve 2012 yılı. Kazıların yapıldığı, bir polisin öldürüldüğü ve çözülmesi gereken birçok gizemin yaşandığı yıl. Bundan 4 yıl sonra mavi brandaların serildiği görülebiliyor ve kazı 2017 yılının Kasım ayında sonlandırılıyor. Bunun ardından kazıda bulunanlara dair bir açıklama yapılıyor. Deniyor ki gerçekleşen kazı çalışmasında 1 adet bronz sikke, kırık sütun parçası, geri kalanı envantere alınmayacak cinsten değersiz eşyalardan oluşmakla birlikte alanda açılan 3 kazı çukurunun can ve mal güvenliği açısından kapatılması şeklinde devam ediyor. Peki bu açıklama sizi ikna etti mi? Açıkçası beni etmedi. Bu kadar değersiz eşya için onca güvenliğin sağlanması ve kazının 1 yıla yakın kadar sürmesi bana pek de mantıklı gelmiyor. Kazı yapılan yerde açık bırakılmış bazı yerler bulunmakta ve dikkatli bakarsanız bu çukurların oldukça büyük olduğunu görebilirsiniz. Bazı bölümler yaklaşık 14 metre derinliğe kadar inebiliyor. Şu an mal güvenliği açısından mahalle içerisi şu anda kapatma durumundayız. Burada
Nereye kadar gidiyor bu? Kaç metre gidiyor bunun derinliği? Burası 14 metre. 14 metre aşağı kadar gidiyor. Evet, evet. Peki 14 metre daha sağa sola doğru gitme oldu mu? Bir, hayır. Kesinlikle yok. Şehir yeraltı şehri falan var diyorlar. Şimdi sayın vekilim. Burada yaptığımız incelemede Urus arkadaşlarla birlikte çalıştık. Ve yaklaşık 5-6 metre bir çukur açıldığını gördük. Ve çukurdan da galerler şeklinde değişik yönlerine doğru galerler açıldığını sağa, tespit doğru. ettik. Evet. Şimdi bu buradaki açmalarımız da dikey mi sadece? Dikey ama çalışmalarda önceki dönemde yapılan 2015-16'da kayıt almıyorsunuz. Kazının böylesine gizlilikle sürdürülmesi, olası dünya dışı yaşam formlarına ilişkin bir bulgunun olabileceği iddiasını da sosyal medyanın gündemine getirdi. Kazı alanı, ABD'de 1947'de UFO düştüğü iddia edilen Roswell'da kurulan 51. bölge üssüne benzetildi. Bir yıl kadar sürmesinin tek açıklamasının bu olabileceği belirtildi. Hatta yakın zamanda aslında boyutlar arası bir kapı varmış gibi dedikodular da çıktı. İki arkeolog böyle bir açıklama yapmış. Fakat kim oldukları bilinmiyor. Açıklamaya ait hiçbir detay yok. Arkeolog oldukları bile belli değil. Yani birilerinin izlenmesi için ortaya atılan saçma sapan iddialar ya da hedef saptırma çabaları. Dünya dışı yaşam ya da başka boyuta geçen kapı gibi seçenekler burası için tamamıyla hayal ürünü. Çünkü bunlar ortaya bir iddia atarken önemli bir detayı atladılar. Burası en başından beri bir haritayla bulundu. Haritaların işaret ettiği bir yerde burası ve harita tek bir şeye çıkar. Hazineye ya da hazine değerindeki başka bir şeye. Zaten bu yüzden harita yapılır, sonradan bulunabilsin diye. Başka bir seçeneğe bakmalıyız. Özellikle mahalle sakinleri bu konuda birazcık sinirli. Çünkü bir anda geldiler, yaptılar, sonra gittiler diye serzenişte bulunuyorlar. Çünkü kendilerine hiçbir bilgi verilmemiş. Kırmızı ev benim. Evet. Arkada bir eski ev var, bir de bahçe var. Yani o arsa komple bize ait. Yani çıkan edenle herhangi bir şey hakkında bilgi vermiyorlar. Ama ne çıktı, hazine mi çıktı, ne olduğunu bilemiyoruz. Dedi ki bu kazı bizzat Recep Tayyip Erdoğan tarafından takip ediliyor. Ve bana dedi ki sayın milletvekilim, bu dedi milli bir meseledir, uluslararası bir meseledir. Sizden istirham ediyoruz. Bu konuyu çok fazla basınla paylaşmayın. Elbette bu milli bir mesele olunca kendilerine herhangi bir bilginin verilmemesi de çok doğal. Konuya dönecek olursak, burada kilolarca altın bulunduğu teorisi. İddiaya göre burayı önceki yıllarda kazan defineciler sadece birkaç altın bulup zengin olduklarını zannettiler. Fakat kazı sonrası diğer odalar ortaya çıktı ve burada kilolarca altın bulundu. Devlet de bunu çıkarmak için aylarca uğraştı. Bu düşünce aslında bakıldığında mantıklı gibi görünse de devletin sadece altın çıkarmak için her şeyi gizli tutması, burayı brandalarla örtmesi ve açıklamada birkaç çanak çömlek bulduk denmesi bana göre gerçek dışı. Burası milletvekillerinin bile giremediği bir yer. Üstelik sorulduğunda bunun milli bir mesele, devletimizin menfaatine olan bir kazı olduğu söylenmekteydi. Diğer bir iddiaysa bu yerin altında devasa bir şehir olduğu yönünde. Yer altında düzinelerce oda ve saklanma alanları varmış. Elbette bu da bir ihtimal fakat aklıma şey geliyor. Eğer sadece yeraltı şehri olsaydı bu kültürel bir miras olarak halka açılamaz mıydı? Tıpkı Nevşehir'deki gibi. Ayrıca burası öylece açıkta bırakılır mıydı bilemiyorum. Gelelim benim düşüncelerime. Her şey bir haritayla başladı demiştik. Bunu getiren Ermeni bir kadındı ve muhtemelen bu iş için özellikle seçilmişti. Çünkü yerin altında ne olduğunu biliyordu ve muhtemelen bu sadece altınlar ve gümüşler değildi. Asıl istediği şey, Hazreti İsa'nın ölümünden hemen sonra vaazlarını ve öğretilerini not alan Yahudi din adamı Paulus, diğer adıyla Tarsuslu Saul'un İncil'i. İnanışa göre Paulus'un yazdığı orijinal İncil'lerden biridir ve yazdığı bu kitap ortaya çıkarsa değiştirilmiş olan İncil'e inanan yani kandırılmış Hristiyan alemi büyük bir kargaşaya girer. Muhtemelen kazı sırasında önce bazı önemli belgeler ele geçirildi. Sonrasında kazı yer altında genişletildi ve bazı odalara ulaşıldı. Kazının bir yıl sürmesi de bu yüzdendi. Sonrasında Ermeni kadının istediği o kutsal kitap bulundu. Ortalığı karıştıran iddia ise Paulus'un İncil'i aranırken kutsal ahit sandığının bulunduğu. Bu iddiayı gün ışığına çıkaran bazı sebepleri duymanız gerek. Bildiğiniz gibi ister ahit sandığı ister Paulus'un İncil'i olsun
Bu ikisinin de Hristiyanlar için çok önemli gerçekleri sakladığı düşünülmekte. İlginç olansa kazıdan hemen sonra önce bir ekip, ardından da Cumhurbaşkanı 59 yıl sonra ilk kez Vatikan'a gitti. Bundan yaklaşık 2 yıl sonra Ayasofya Müzesi camiye çevrildi. Ayasofya'nın hangi amaçla kullanılacağı konusu Türkiye'nin egemenlik haklarıyla ilgilidir. Üstelik Ayasofya'nın açılışının yıl dönümünde hiç alakası olmadığı halde Ahit sandığı devasa bir şekilde Ayasofya'nın üstünde yansıtıldı. Hristiyan dünyası için Ayasofya onların Kâbesi gibidir. Ayasofya'nın camiye çevrilmesi Türkiye'ye büyük yaptırımları getirebilirdi. Buna karşılık olarak yabancı ülkelerdeki mescitler kapatılabilirdi. Yani kısaca bir karşılık verilebilirdi. Ama vermediler. Hiçbir karşılık vermediler çünkü muhtemelen çekindikleri bir şey vardı. İşte tüm bunlara bakınca Ahit sandığının bulunması çok da anlamsız gelmiyor ve bu kazının neden silahlarla korunduğunu, hiçbir şekilde görünmemesi için brandalarla örtülmesini, bunun milli bir mesele yapılmasını ve kazının gizlice yürütülmesini açıklayabilir. Fakat bu bir şaşırtma da olabilir. Tüm dikkati buraya verip başka yerde önemsizmiş gibi gösterilen fakat çok önemli olan kazılar yapılmış ve önemli şeyler de bulunmuş olabilir. Elbette bunlar sadece birer tahmin ve kesin bilgiler değil. Eğer Tarsus kazısı ile ilgili bunların dışında bir şeye sahipseniz bana mailden ulaşabilirsiniz. Ben Nigma. Görüşmek üzere.